ABD'de Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump seçimi kaybetmesi halinde 4 yıl sonra yeniden başkan adayı olmayacağını açıkladı. Bunun son yarışı olduğunu söyledi. ABD eski başkanı Donald Trump son seçim yarışını zaferle bitirmek için mücadele ediyor. 2024 seçimini kazansa da kaybetse de bir daha başkan adayı olmayacak. Trump kritik açıklamayı gazeteci Charlie Atkinson'ın programında yaptı. Kaybedersem 2028 seçiminde yokum mesajı verdi. Eğer başarılı olmazsanız 4 yıl sonra kendinizi yeniden yarışırken görüyor musunuz? Hayır, görmüyorum. Umuyorum ki başarılı oluruz. Trump yeniden başkan seçilirse Amerikan yasaları gereği 3. dönem için adaylığını koyamayacak. Bu nedenle 2024 seçimleri 78 yaşındaki Cumhuriyetçi aday için ya 4 yıl daha devam ya da tamam anlamına geliyor. Öte yandan Trump'ın 4 gün içerisinde ikinci kez kaybetme ihtimalinden bahsetmesi dikkat çekti. Geçen hafta İsrail-Amerikan Konseyi Ulusal Zirvesi'nde konuşan Trump, kaybetmesi halinde bunun kısmen Yahudi seçmenlerin suçu olacağını söylemiş. 5 Kasım'daki seçim giderek yaklaşırken Trump vaatlerine yenisini ekledi. Beyaz Saray'dayken uygulamaya soktuğu Müslümanlara yönelik seyahat yasağını geri getireceğini söyledi. Gazze şeridi gibi işgal altındaki bölgelerden mültecilerin yerleştirilmesini yasaklayacağım dedi. 2017'de yürürlüğe giren Müslümanlara yönelik vize yasağı Irak ve İran gibi 7 ülkenin vatandaşlarını kapsıyordu. ABD Başkanı Joe Biden ise görevdeki ilk gününde yasağı iptal etmişti. Seçime 45 günden az süre kalmışken 3 eyalette erken oy verme işlemi başladı. Ay sonuna kadar Michigan, Illinois, Mississippi ve Pennsylvania gibi eyaletlerde de erken oy verme işlemi başlayacak. Peki anketlerde son durum ne? CBS kanalının son anketinde Demokrat aday Kamala Harris %52 ile önde. Trump'ın oy oranı %48. Yani arada yalnızca 4 puanlık bir fark var. Bu da yarışın hala başa baş olduğunu gösteriyor. But that-